Eyvallah. Çorum'dan Fatma Hanım hattımızda. Fatma Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba Nur Hanım. Merhaba hocam. Merhaba. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay biraz heyecanlıyım ama kusura bakmayın, hep uğraşıyordum sürekli. Yok, hiç kusura bakılacak bir şey yok. Canlı yayındasınız. Heyecanlı olmak çok normal. Evet. Ben sorayım, evli misiniz? Evliyim, evet. Tamam. Rüyada ne gördünüz? Hemen rüyama geçeyim. Ben bu rüyayı yaklaşık bir 5-6 ay, yani Haziran gibi falandı yanılmıyorsam gördüm. Tamam. Şimdi tanımadığım bir grup, böyle erkekli bayanlı tanımadığım kişiler. Böyle karanlıkmış, gece karanlığı. Yürüyoruz. Böyle mezar taşları görüyorum. Mezarlık mı tam bilmiyorum ama böyle yabancıların falan mezar taşları gibi, böyle hani Hristiyanların falan olur ya, değişik değişik. Hı hı. Sonra oradan yürürken böyle şey, bir mezardan ses geliyor. Diyorum ki bu Sezen Aksu'nun sesi diyorum. Sonra ilerliyoruz biz. Diyorlar ki Peygamber Efendimizin hani yattığı yer diyorlar. Sonra böyle şey, çevrili bir mezar ama içi, yani şey, böyle hani kapalı değil. Sonra birinin orada yattığını görüyorum ben. Su böyle hani kaynar ya, öyle bir fokur fokur kaynar gibi orada biri yatıyor canlı. Gözlerinin falan hani kapalı ama canlı olduğunu biliyorum. Ben ürperiyorum. Orada okuyorlar, Peygamber Efendimizmiş diyorlar. Ben uzaklaşmak istiyorum, korkuyorum, ürperiyorum falan ama yanımdakiler gitmiyor. Öyle bakıyoruz, kalıyoruz. Fatma Hanım, bir soru soracağım. Yani bundan çok etkilendim ama bu rüya. Bir soru soracağım. Şimdi bu çok güzel bir rüya. Sezen Aksu'nun sesini duymak, güzel, kaliteli bir sanatçı. Çok değerli, çok kıymetli bir sanatçımız. Allah-u Teala Celle Celaluhu böyle güzel insanları da başımızdan eksik etmesin. Sanat dünyası olsun, insanlar olsun, ticaret hayatımızda olsun, ne olursa olsun. Amin. Her faktördeki bütün kardeşlerimiz bize lazım. Şimdi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüştünüz. Benim size bir sorum var Fatma Hanım. Mezar taşında yazı gördünüz mü, görmediniz mi? Benim için önemli yok. Olan bu. Görmedim. Mezar taşında yazı görmedim. Mezar taşının başı falan da yok. Sadece Fatma Hanım, ben bir soru daha soracağım arkasına da akabinde. Evet. Bu rüyayı ne zaman gördünüz? Haziran. Yanılmıyorsam yaz başları, Haziran falandı. Tamam, bir daha soru soracağım. Bu rüyadan sonra biri vefat etti mi? Biri vefat yok. O yani zaman, yakında biri etmedi. Aynı, o rüyadan sonra diyorum bakın. Şimdi bunu demiyorum. Yani o rüyadan sonra. Yani Haziran ayından bu yana gördüğünüz bu rüyanın hemen akabinde vefat eden bir yakınınız oldu bir mu? Bir ciddi hastalık yaşayan. Bakın. Hastalık yaşayan. Yok. Tamam. O zaman şöyle bir şey var. Bu rüyayla ilgili bir sadaka çıkarın. Tamam mı kardeşim? Şimdi siz anlattınız bunu. Yeğeni anlattığınız için rüya yere düştü şimdi. Yani yeğeni anlattığı için rüya yere düştü. Bu dakikadan sonra çıkabilir. O yüzden bir sadaka vermenizi tavsiye ediyorum. Diğer yandan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin geçmesi, Allah'ın izniyle siz salatü selam peygamberimize gönderdiğiniz müddetçe her duada bunun Allah'ın izniyle kabul olabileceğine, mezar taşları ise bir hasta haberi alınacağına, üstünde yazı olmaması, oradaki hastanın ciddi bir rahatsızlık geçireceğine, ama siz değil, eşiniz değil, dışarıdan biri. Dışarıdan. Böyle, evet. Ama rüya yeni anlattığı için bize şimdi düştü. Peki yere düşmesi ne demek rüya? Yani Peygamber Efendimizin bir hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Diyor ki bir kuşun ayağında gibidir rüya. Anlatıldığı zaman yere düşer, yere düştüğü zaman ondan sonra çıkıp çıkmaması Cenab-ı Allah'a kalmıştır der. O yüzden ben de diyorum ki bu rüyayı yeni anlattığı için burada İmam Cafer Sadık, İmam-ı Nablusi, İmam İbn-i Sihir, Kirmani, Abdülgani şöyle söylüyor. Mezar taşında bir yazı görülmezse burada ciddi bir hasta haberi alınacağını veya bir vefat haberi duyulacağını gösterir diyor. Veya çok umutlu olduğu bir işte alakalı umutsuzluk yaşadığını, bir de hayırlı bir evlada yine Peygamberimizin ismi geçtiği için kavuşacağını göstermiş. Peki, teşekkür ederiz. Mezar taşı tehlike. 0212 333 3370 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Ayşe Hanım Sivas'tan hattımızda. Ayşe Hanım. Alo. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. İyi günler. Televizyonunuzun sesini, Ayşe Hanım, televizyonunuzun sesini kısmanızı rica edeceğim. Televizyonun sizden sesi tamamıyla kapalı. Tamam. Bizi duyabiliyor musunuz? Sesiniz geç geliyor, evet. Çünkü bir şey dinliyor gibisiniz. Televizyona bakınca. Bakmayın. Evet. Bakmayın televizyona. Bakmayın. Direkt bizi telefondan duymaya çalışın. Evet, evet, buyurun. Evet, rüyamı bugün gördüm. Evet. Bugün program açmadan önce. Annemi görüyorum. Merdiven boşluğunda oluyoruz. Asansörle binmemiz gerekiyormuş.
bana diyor ki 11. kattaki komşuya gideceğiz, oraya gel diyor. Kendisi çok gençleşmiş, giyimi falan çok güzelleşmiş. Aa diyorum, annem tarzımda. Anneniz sağ mı Ayşe Hanım? Evet. Tamam, bir soru daha sorayım. Anneniz bir rahatsızlık var mı şu anda kendisinde? Yok, gayet sağ. 11. kat olması Allah nasip ederse 11. ay. Yani bu ayın içerisinde annenizin sevinçli bir haber alabileceğine, hani orada komşuya çıkacağız demesi, annenizin müjde verici bir habere ulaşıp Allah nasip ederse o haberi sizinle paylaşacağını göstermiş. Korkulacak, endişe edilecek bir rüya olmadığı için söyledim. Siz evli misiniz efendim? Evliyim ben. Kayseri'de olduğumuzu görüyoruz. Evet, sizin ya biraz mutlu olun, mutlu. Biraz canlı canlı olun Ayşe Hanım, korkmayın. Evinizdeki sıkıntılar gidecek, kafanızdaki soru işaretleri çözülecek. Kendinizi biraz daha hayata bağlayın. Allah'ın izniyle siz zaten yolunuzda açılacağını göreceksiniz. Sığındığınız boş yer değil. Sığındığınız dolu yer olduğu için sıkıntıları atacaksınız inşallah. Tamam mı kardeşim? Ayşem, teşekkür ediyoruz. Evet, kardeşimiz biraz sıkıntılı. Öyle mi? Evet. Annesi rahatsız değilse asansörün manası Ayşe Hanım'ın rahatsız, yani evinde bir sıkıntı yaşadığını gösterir. İnşallah açılacak. Peki, Bursa'dan Meral Hanım. Alo. Alo, merhaba. Hoş geldiniz Meral Hanım. Buyurun. Hocama sorum olacaktı. Dinliyor hocam sizi. Ben 8-9 aydır evliyim ve eşimi rüyamda görüyorum. Sürekli ailesiyle birlikte ağlattığını görüyorum. Ha, iyi. Kaç yaşındasınız efendim? 40 yaşındayım. Maşallah, Allah esirgesin inşallah. Şimdi bu rüyaya göre Allah'ın izniyle inşallah sizin kendi kafanızda bir takım kurguladığınız şeyler var. Yani siz bir şeye fazla biraz takıyorsunuz Meral Hanım. Yani pireyi deve yapmayalım, tamam mı ablacığım? Büyütmeyelim. Allah'ın izniyle inşallah taşlar yerine oturarak düzelecek bazı şeyler. Çünkü şu anda bu rüyaya göre bazı ufak tefek olumsuzluklar var. Siz de bunu büyütüyorsunuz. Onun için büyütmeyin, tamam mı Meral ablacığım? Peki, teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ayşen Hanım İstanbul'dan. Alo. Alo. Ayşen Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler Nur Hanım, merhabalar. Merhabalar. Evli miyiz, bekar mı? Bekarım Nur Hanım. Peki, rüyanızı alalım hemen. Evet, ben bundan uzun bir süre önce, yani uzun yıllar önce bir nişanlılık yaşamıştım. Ama detay anlatmadan rüyanızı anlatın lütfen. Tamam. Gördüğüm rüya bu nişanlımla ilgili. Ayrıldık. Tekrardan düğün hazırlığı yapıyoruz ve onların evine gittiğimi görüyorum. Ayşe'cim şu anda bir dakika, nişanlı mısın sen yoksa kardeş? Değilim. Evet. Değilim. Normal hayatta nişandan ayrıldın, doğru mu? Ayrılmış. Doğru. Evet. Tamam. Normal hayatta ayrılmış. Tamam. Şimdi rüyayı bir de anlat kardeş. Yani eski ayrıldığım nişanlımın yeni evine gidiyorum. Merdivenleri var evlerinin. Çok eski bir ev. Hı hı. O merdivenlerden yukarı çıkıyorum ve ailesiyle buluşuyoruz. Hı hı. Tekrardan bir hazırlığa başlıyoruz onlarla. Şimdi bunların kendi aralarında sizinle ilgili bir takım konuşmalar geçtiğini gösteriyor. Zaten ayrılan arkadaşımız olmuş. Doğru mu? Ayrılan kim olmuş dediniz hocam? Arkadaşımız olmuş, doğru mu? Yani bir takım problemler olmuş aranızda. Evet. Yani bu nişandan giden sizin eski nişanlınız mı, ortak mı karar verdiniz? Ben, siz mi ayrıldınız? Ben gittim bu nişandan. Ama size zaten önceden soğuk davrandığı için, bir takım problemler, evet, olduğu için siz bırakmışsınız. Ama asıl, doğru. Asıl bırakan olmuş Ayşe abla. Niye? Ben kardeşime söyleyeyim. Çünkü burada bir eksiklik var. Ailesine kulak vermiş. Çevresine kulak vermiş, tamam mı? Ayşe Hanım'ı dinlememiş. Oradan da kopmalar başlamış. Kopmalar başlayınca Ayşe Hanım da ilgi alakalı... Merak ettim, soracağım hocam. Buyur. Öyle mi? Ben böyle olduğunu sonradan öğrendim Nur Hanım. Gerçekten böyleymiş. Ben şu an şoktayım hocamı dinlerken. Ben hocamı her dinlediğimde şoktayım da. Eyvallah. Allah size aziz etsin inşallah. Gerçekten. Evet. Yani gördüğü rüyada ne anlatıyor? Şimdi halen arkadaşın gönlü bu kardeşimizde. Ama orada hani evine gidiyor, ailesiyle beraber buluşuyor ya, tekrar gidiyor. Çocuğun gönlü bu kardeşimizde. Ama halen onunla ilgili konuşuyorlar ama aileler arasında, kendi ailesinin genellikle kızımızı istemediği gözüküyor. Evet. Yani. Heh. Çok iyi düşünmen gerekiyor. Tabii. Bir insan bir kere bir şey yaptı mı yine yapar. Evet. Hep ne diyoruz? Gittiği zaman nasıl döndüğünü değil, nasıl gittiğini hatırlayın. Seni nasıl yüzüstü bırakıp gittiğini. Ya. Çok önemli. Dönecek diyorsunuz. Dönecek de yani ben kardeşime kalırsa Ayşe Hanım'a ben diyeyim ki önüne bak kardeş.
Ben de öyle hissettim. Allah-u Teala Celle Celaluhu nice nice kapılar açar. Tamamıyla saf duygularla hissettiğim bir şey. Tabii. Alo Ayşe Hanım. Ha, pardon Çilem Hanım Ankara'dan. Alo. Merhaba Hanım. Merhaba Çilem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin hep konuşmama inanamıyorum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Biz de sizin sesinizi duymaktan, sizinle beraber olmaktan, bu ekranı paylaşmaktan çok mutluyuz. Siz ve ekrandaki bütün seyircilerimiz de. Çilem Hanım. Sağ önce de. Rüyanızı alalım. Evliliğiniz bekar mıyız? Bir gece uyuduğumda rüyamda ismin vefat ettiğini gördüm. Sonra onu yıkmaya falan aldılar. Ben onu sanki yıkarken gördüm ama hatırlamıyorum. Ben tam anlamıyorum sizi, anlıyor musunuz? Uyandığımda bilim de Çilem Hanım bir dakika. Telefonları bugün niye anlayamıyoruz arkadaşlar? Yani ses böyle çok derinden geliyor ve hiç duyamıyoruz. Alo. Şimdi nasıl geliyor? Birazcık daha yüksek sesle konuşmanızı rica edeceğim. Bir daha rüyanızı tamam. Baştan alalım lütfen. Tamam. Uyuduğumda eşimin emadetliğini gördüm. Cenazesini görmüş. Evet. Sonra onu yıkarken de gördüm gibi hatırlıyorum. Tamam. Üstünde bir şey yoktu çünkü çıplaktı. Yani göğüs taraflarını gördüm. Ama uyandığımda dilim damağım kurumuştu böyle. Hemen uyanıp onu kontrol ettim. Hani gerçekten bir şey mi oldu diye. Şimdi Çinem Hanım, Allah nasip ederse eşinizin ömrünün uzadığına, nitekim hayırlı bir haber eşinizin beklediğine, bir haber bekliyor. Bu haberin de hayırla geleceğini inşallah. Burada tabii yıkandığını görmek, siz bazı konularda eşinizle ilgili belki ufak tefek şüpheleriniz olabilir. Onun yıkanması, cenazesinin yıkanması, ona karşı olan sizin düşünceleriniz ve hassasiyetiniz. Hani bazı olumsuz şeyler düşünüyorsunuz ama öyle bir şey yok. Allah nasip ederse eşinizin size tüm samimiyetiyle bağlı olduğunu gösterir. Eşinize ise hayırlı bir, beklediği bir haber var. Hayırla kendisine geleceğini göstermiş. Korkulacak bir durum yok. İnşallah. Evet. Peki. İstanbul'dan Necla Hanım hattımızda. Sevgili seyircilerimiz, arkadaşlarımız telefon başında sizi bekliyor. Rüyanız hayır mı şer mi? Yaşamla ilgili rüyalar ne anlatıyor? Gördüğünüz her rüya müjde mi veriyor? Peki sizi zorlayan, size aslında verdiği mesajda sizi çıkmaza sokan rüyalar var mı? Hep rüyaları konuşuyoruz program içerisinde. Sormak istediğiniz ne varsa bizi arayın. Alo. Alo, iyi günler Nur Hanım. Hoş geldiniz. Hayır. Teşekkürler. Buyurun, dinliyoruz sizi. Hocama bir sorum olacaktı. Hocam dinliyor. Buyurun. Lütfen böyle hemen anlatalım rüyayı. Hemen. Evet. Çok çünkü hatta bekleyen var. Çok rica ediyorum. Herkes hızlıca bağlanıp hızlıca rüyasını anlatsın. Çok heyecanlıyım. O yüzden biraz zorlanıyorum açıkçası. Hocam rüyamda annemin mahallesindeyim. Ailem İzmir'de oturuyor. Tamam. Üzerimde çok yılanlar, böyle her yerden yılanlar çıkıyor. Ve ben bir arkadaşım var hemen annemin evinin karşısında. 5. katında oraya gidiyorum, koşuyorum ve yılanlar o 5. kata kadar çıkıyor. Sonra ben o yılanları görüyorum camdan. İçeriye cübbeli abiler giriyor. Ben arkadaşıma diyorum ki ben kalkayım, abileri rahatsız etmeyeyim, eve gideyim diyorum. Arkadaşım yok otur diyor. Ben hızlı bir şekilde aşağı iniyorum ve yılanlar aynı şekilde aşağı iniyorlar. Necla Hanım, bir şey soracağım. Tabii buyurun. Sizin bir konuda, yani parayla ilgili, maddiyetle ilgili bir haksızlığa uğradınız mı efendim? Yok, öyle bir eşiniz, hafıza uğramadım açıkçası. Eşiniz, evlisiniz değil mi? Evet, evliyim hocam. Eşiniz peki? Onu pek bilmiyorum hocam, hani pek anlatmazlar. Devam edin. Yılanlar aşağı iniyordu. Ondan sonra hocam mahalleye indiğimde o an yılanların üstüne saldırıp geri çekildiğini gördüm. Üzerime yağmur yağdı sağanak bir şekilde. Ben parmağımı kaldırıp ya Rabbi bu ana şahit ol dedim. Bu ana şahit ol dedim ve yılanlar kayboldu hocam. Evet. Şimdi yılanlar kısmettir. Gelen yılanlar kısmettir. Ufak tefek paraların geleceğini gösterir. Orada kalabalık bir grubun olması sizin bir düğün ya da nişan gibi bir ortama gireceğinize. Allah izin verirse ilerleyen gün ve zaman içerisinde sevinçli bir takım durumlar yaşamanızı göstermiş. Burada ne yaparsanız yapın Allah'ın izniyle tabii 3-5 ay içerisinde müjde verici bir haber alıp annenizle paylaşacağınızı işaret ediyor rüyanız. Hani bazı rüyalar var mesela normal. Bazı rüyalar var uyarıcı, bazıları var müjdeci. Şimdi bazıları da var mesela daha derin olan rüyalar. Mesela çocuk olmamış, çocuk olduğunu görüyor rüyada mesela. Bir şeyler görüyor, bir cisim, nesne görüyor. Mesela yılan ne anlam ifade ediyor? Yılan yani? Eğer size doğru geliyorsa parayı işaret eder, rızkı işaret eder, ömrü uzunluğunu işaret eder.
Kişi hastaysa şifaya kavuşacağını işaret eder. Para konusunda sıkıntıdan kurtulacak. Ama elinden yılanı gittiğini görürse veya çıktığını görürse evinden rızkın, kısmetin çıkacağını gösterir ve kişinin hatta harcamasına dikkat etmesi gerekir. Hülasa bir yerde de sağlığına dikkat etmesi gerektiğini Peki, gösterir. Peki rüyada hangi hayvan müjde verir? Mesela kaplumbağa zenginliği, ev kurmayı işaret eder. Fil çok büyük bir şekilde eline geçecek olan büyük fırsatları ve kalıcı zenginliği. Kişi vefat edene kadar huzur içinde, selamet içinde yaşayacağını gösterir. Deve kişinin rızkının üstüne rızk geleceğini, eğer bekarsa hayırlı bir yuva kuracağını, kişi eğer iş konusunda yeni bir iş atılımı yapacaksa çok müthiş derecede genişleme, at muradı gösterir. Yani kaplumbağa, evet, deve, fil, at bunlar. At, yılan bunlar, mesela bunlar gösterir. Güzel. Biz yılan. Ne kadar yılandan korksak bile ama bizim rüyalarımızda yılan ömür uzamasını gösterir. Peki yani. Tehlike olarak hangisi söylenebilir? Mesela şimdi, rüyada hangi hayvanı görürsen senin için tehlikedir? Mesela tehlike şöyle diyeyim. Hani kaplumbağa ne kadar bize malı, rızkı, kısmeti gösterse de kaplumbağa eğer tersse yuvanızda bir sıkıntı yaşayacaksınız. Ona dikkat edin der açık açık. Mesela deve. Deve eğer ki geliyor veya kesiliyorsa deve orada dikkat etmek gerekiyor. Deve eğer bir kişiye eğer ayağını vuruyorsa, yani vurarak itekliyorsa burada hani biz ona ne diyoruz bir şey söylüyor, tekme atıyorsa kişinin ansızın mal sahibi olacağını, Allah'ın izniyle çok hızlı bir şekilde bereketli günlere kavuşacağını Peki, gösterir. Peki kuşmuş gördüğümüz zaman? Kuş müjde verici haberi gösterir. Kişi bekarsa mesela atıyorum Şahin görürsem yani misal diyorum. Örnek vereyim Şahin. Şahin kuşu Hazreti Süleyman Aleyhisselam kuşların efendisi diye anar onu. Şahin görmek kişiyi sevecek, sayacak, cesur bir şekilde yanında her daim duracak bir kocayı işaret eder. Eğer bir erkek kardeşimiz bir Şahin görürse gerçekten erkek gibi cesur dediği dedik, verdiği sözü tutacak bir hanıma sahip olacağını gösterir. Kartal olması, kişi eğer bekarsa bir kartal olması, babacan, sevecen, ağır bir adamın kendisine evliliğiyle alakalı, kısmetiyle alakalı yardımcı olacağını gösterir. Bütün bekarlar o zaman rüyada. Kuş görsün. Kuş görsün. Bir Şahin temenni ediyoruz. Tabii Allah razı olsun. Alo.